Obama varlığıyla yokluğu belli olmayan bir delikanlı. Amerika'yı nötr tuttu. Öyle pasif tuttu. Amerikan tarihinde böyle ölü bir dönem ben hiç hatırlamam. Bak Rusya, efendim, Suriye, ortalık birbirine karıştı. Dengeleyici bir güç olamadı. Ya bir de sizin neyinize? Dediler ki işte Suriye'yi paramparça yapacağız. Şimdi Rusya anormal gibi görünmekle beraber, yani tabii yaptıkları korkunç katliamlar şu ama Suriye'nin bölünmesini istemiyor Rusya. Amerika istiyor. Mesela bu çok acayip bir şey. Yani İslam aleminin birleşmesi. Fakat tabii şu anda İslam alemini bu kafayla birleştirsen dünyanın en tehlikeli birlikleri olur. Çünkü bir kere muazzam bir iç savaş tehlikesi var. Birbirlerine muazzam bir çatışmaya gireceklerdir. Şii, Sünni, terör örgütleri, şunlar bunlar. İşte Allah onun için Mehdi'yi görevlendiriyor. Mehdi'de çünkü Şii konusu yok. Alevi ayrımı yok. Sünni ayrımı yok. Hepsini Allah'ın kulları olarak görüyor. Hepsini de seviyor. Ve Hristiyan ve Musevilere de çok şefkatli. Ateistlere de şefkatli. Müşriklere de şefkatli. Hepsini kurtarıcı. Dolayısıyla bu kafayla bir İslam birliği mümkün değil. Onun için mesela bak Fethullah Gülen hareketi bir Mehdiyet hareketi olarak ortaya çıktı. Ama Allah o hareketi devirdi. Durdurdu. Hükümetin de bir Mehdiyet hareketi olarak ortaya çıktı görülüyor Tayyip Hoca'nın başkanlığında. Ama Allah onu da durdurdu. Olmaz çok tehlikeli olur. Yani iyi niyetle Tayyip Hoca çıktı ama mesela Libya'yı Mısır. Ya Mısır'ın kafasına bak şu anki durumuna bak yani. Bundan İslam birliği olur mu bu kafayla? Müslüman kardeşlerin kafasıyla İslam birliği yapmayan kalkarsan her yer Kahire'ye döner. Her yerin Kahire'ye dönmesi demek cehenneme dönmesi demektir. Adeta. Kahire'nin bir resim vardı göstersene. Ya burada yaşanır mı kardeşim? Bir tane ot yok ya. Bir tane yeşil. Sanki cehennem mahallesi ya. Böyle bir şehir olur mu? Her yer çöplük, mezbelelik gibi.